Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte JBL 500 BT kulaklıkların birkaç sorunundan bahsedeceğiz ve çözüm yollarını beraber görmüş olacağız. Genellikle bu cihazın, JBL 500 BT'nin teknik bir arızası var. Yani artık genetik bir arızaya dönüştü. Daha önceki videolarımda da görebilirsiniz detaylı bir şekilde. Bazen sağdan bazen soldan ses gelmediğini söylüyor kullanıcılar. Onun sebebi çok basit arkadaşlar. Pedi nasıl söküldüğü hakkında, hepsi hakkında ayrı ayrı videolarım mevcut ama tekrar göstereyim. Bu videoda detaylı bir şekilde göstereceğim. Burada görüyorsunuz arkadaşlar, net bir şekilde bakın şurada bir çıkıntı var. Pedimizde de bir çıkıntı var aynı zamanda. Pedi sökerken direkt çekip sökebilirsiniz. Takarken bu çıkıntıya pedin bir kısmını takmanız gerekiyor. Sonrasında böyle yavaşça yuvarlamanız gerekiyor. Zaten yerine oturuyor kendiliğinde. Gördüğünüz gibi tek seferde çıkartıp takarken de şu şekilde takabiliyorsunuz. Böyle hızlı bir şekilde takmak isterseniz. Şöyle takabiliyorsunuz. Ped söküp takması bu şekildeydi arkadaşlar. Mesela arızaya gelecek olursak sol taraftan ses gelmiyor diyelim. Görüyorsunuz şurada 3 adet vidamız var arkadaşlar. Yılda sonra vidamızı kullanıyoruz onun için. Şu anda hiçbir yerde görmediğiniz bir çözüm yolu paylaşacağım sizinle. Birkaç sebebi var sesin gelmemesi. Önce onlardan bahsedelim. Şimdi birinci sebebi en bariz. Sol taraftan temassızlık varsa muhtemelen burada kart var arkadaşlar. Bu kart şöyle yerinden oynamış olabilir. Bunu yuvaya oturtturmanız lazım. Zaman zaman kulaklığı düşürdüğünüzde bu oluşur. Eğer bunu engellemek istiyorsanız da herhangi bir silikon falan sıkabilirsiniz bu kenarları. O zaman bu kart yerinden oynamayacaktır. Sağ taraftaki kart vida ile tutturulduğu için eğer sağdan ses gelmiyorsa %99 diyorum. Bakın %99 ihtimal telleri temas etmiyor veya oksitlenme var arkadaşlar. Görüyorsunuz hoparlörlerimizde şurada iki tane tel var. Şöyle yayla şu şekilde. Şimdi fabrikasyon olarak ya da zamanla genleşerek içine geçebiliyor bu, göçebiliyor ve temassızlık oluyor. Dolayısıyla ses gelmiyor. Düştüğü zaman da olabiliyor. Açtıktan sonra arkadaşlar bu teli biraz şöyle hafifçe açıyorsunuz, genişletiyorsunuz. Fazla zorladığınızda bu teller kopabiliyor, bu yaylar kopabiliyor. Evet. Bu şekilde açtığınızda, geri taktığınızda sesin geldiğini göreceksiniz. Farz edelim ki bu şekilde yaptınız, ne sağdan ne soldan bu yöntemi denemenize rağmen ses gelmedi. Evet. Olay burada nereye gidiyor arkadaşlar? Hoparlörün kendisine. Eğer yenisini temin edemiyorsanız hoparlörün kendisine bakacaksınız. Şurada görmüş olduğunuz iki tel aynı zamanda hoparlörün içinde de mevcut. Şurada klipsler var arkadaşlar. Dişler var. Bu dişleri sıyırarak şu şekilde açıyorsunuz. Ben göstereyim şöyle. Açıyorsunuz. Yani dişler çok hassas, kırılabilir. Silikonu var. Orada izoleyi sağlıyor. Ses ayarı da bozulabilir zamanla. Bunu o yüzden dikkatli bir şekilde açmak lazım. Ben göstermek için açıyorum. Bakın, açtım. Bahsettiğim o iki tel burada arkadaşlar. Görüyorsunuz bu iki tel nereye temas ediyor? Buraya. Bakın 1, 2. Buraya temas etmesi lazım. Şimdi bunlar da içeriden göçtüğü için hoparlörü şuradan ayarlamanıza rağmen ses gelmiyor. O da bu içeriden kaynaklı. Burayı da yavaşça böyle fazla zorlamadan az bir şey kaldırabilirsiniz. Ya da ben ömürlük olsun bir daha uğraşmayayım diyorsanız buraya lehim yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ses gelmeme ihtimali sıfır olur. Öyle söyleyeyim. Kopmadığı sürece. Takarken de aynı şekilde nasıl çıkardıysanız tık diye takıyorsunuz böyle. Bakın takıldı. Ama dişlere zarar vermemeniz gerekiyor. O dişlerden kastım şu. Bakalım net görebilecek miyiz? Evet, şurada bir tane gözüküyor. Şu bir. Zaten elinize aldığınızda göreceksiniz. İki. Bakın ben zarar vererek açtım. Niyetim size göstermekti. Biraz dikkatli olmak lazım. Yavaş açmak lazım. Evet. Hoparlörün ses gelmemesinin sebeplerinden bir tanesi buydu. Bir diğer sebebi, bu çok düşük bir ihtimal. Ama sonuçta bir ihtimal olduğu için onu da paylaşmak istiyorum.
Burada arkadaşlar kablolardan bir tanesi lehim yapılmamış olabilir. Bu iki taraftan biliyorsunuz hoparlörlere giden bağlantı kablolarımız mevcut. Şuradan. Şuradan. Bu kablolardan herhangi bir tanesi içeride de kopmuş olabilir. Onu nasıl tamir edebiliriz? Şimdi arkadaşlar bir başka videomda tepe süngerinin değişimini görmüştünüz. Ya da görmeyenler için tepe süngeri onarımını izleyebilirler. Burası yırtıldığı zaman bunun değişimini sağlıyoruz biz. Bunu niye anlattım? Şöyle ki bu ses herhangi bu ilk bahsettiğim şeyleri yaptığınız zaman ses onarılmadı. Ne yapmanız gerekiyor? Şurayı ısıtıp açmanız lazım. Bu kablolardan bir tanesi içeriden de kopmuş olabilir. Kablo buradan şöyle köprüden buraya doğru geçiyor. Oradan kontrol edebilirsiniz. Süngeri sökebilirsiniz ısıtıp. Bunu diğer videomda görebilirsiniz. Ve bir diğer sorun şöyle arkadaşlar. Çok nadir denk geldim. Bir iki müşteri, bir iki izleyicim daha doğrusu söyledi bunu. Şöyle şimdi arkadaşlar bir kulaklık aşağı böyle kendiliğinden iniyor dediler. Onun sebebi nedir? Sebebi şu. Şu an zaten bunu açıp kapama yaparken sesini duyuyorsunuzdur muhtemelen. Bakın. Burada dişli var arkadaşlar. Bu dişli hasarlı bir kulaklık üzerinde gösterecek olursam. Şimdi şurası bazen kırılabiliyor. Bazı kulaklıklarda şurası kırık oluyor. Bunun değişimini nasıl yapıyoruz? Biraz zor. Bunun değişimi biraz zor. Uğraştırıcı ama yapılabilir arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şurada bir çıkıntı var. Boşluk var. İnce bir spatula. Bu benim her şeyim bu arada. Her şey için bunu kullanıyorum. İnce bir spatula yardımıyla buraya ya da şuradan da başlayabilirsiniz. Orada biraz zor olabilir. Şuradan bakın. Dişlerini ayırıyorum. Evet. Bakın dişleri ayırdım. Bu şekilde bunun değişimini sağlayabilirsiniz. Yalnız bu parçayı temin etmek çok zor. Herhangi bir yerde satılıyor mu hiç görmedim. Denk gelmedim. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde sökülüyor bu. Şöyle yakından göstereyim. Ayrılıyor gittikçe. Bu videoyu JBL500BT'nin genel sorunlarını derledik. Genel sorunlarını derledik. Hepsini tek bir videoda göstermek istedim. Ayrı ayrı zaten bu sorunlar hakkında bahsetmiştim. Evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Tırtık var burada. Bakın diş var. Sesi duyuyorsunuz. Şimdi zamanla bu kulaklığı aç kapa yapmaktan bu tırtıklar yalama oluyor. Yani eriyor. Eridiği için de artık burayı tutmuyor. Bakın. Kendinden düşüyor. Bunun değişimi için de parçayı temin etmek gerekiyor. O da biraz zor. Evet. Görüyorsunuz kabloyu şuradan göstereyim. Evet kablo buradan gözüküyor. Bakın kablo sonra bu süngerin altından gidiyor. Buradan devam ediyor. Kablo onarımı için de hem bu dişleri sökmeniz gerekiyor hem bu tepe süngerini yani iç kısmındaki bütün bu parçaları zarar vermemek için sökmeniz gerekiyor. Bakın zarar vermeden açtık. Gayet sağlam bir parça. Bunun kırık olduğunu düşünün. Değişim yapmak gerekirse böyle bir parçayı buraya tekrardan takabilirsiniz. Aklıma gelen başka bu kulaklıkla ilgili şarj almama sorunu var. Ve ışık evet şöyle göstereyim. Şimdi burada kırmızı ışık var. Bakın şarj ettiğiniz zaman bu ışık kırmızı yanar. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Mesela şarja taktığınız kırmızı ışık yanıp sönüyor. Yanıp sönmesinin sebebi nedir? Hemen bahsedeyim. Şimdi burada gördüğümüz pilin kablosu şu aralardan geçiyor. Bu fabrikasyon olarak yine eğer tamir görmemişse cihazınız. Kulaklık kapattığı zaman bu kablolardan bir tanesini kıstırıyor. Yani eziyor. Zamanla da bu kablo artık cihazın kullanımından yere düşüp takılmasından ya da kulağa baskı uygulamasından buradaki kablolar kopmaya başlıyor. Koptuğu zaman da şarja taktığınızda gözlemlediğiniz şey kırmızı ışığın yanıp sönmesi olur. Ama böyle saniyede 20-30 kere yanıp sönmesi. Şarj alırken zaten bu cihazlar kırmızı sabit bir şekilde yanar.
Eğer hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa pilinizdedir arızası. Ya piliniz kurumuştur ya da kablolarından bir tanesi kopmuştur arkadaşlar. JBL 500 BT için genel sorunların ve çözümleri bu şekildeydi. Ama şöyle aklıma gelmişken bir daha anlatayım. Şimdi bazı arkadaşlar bu kulaklığın, bu pedin kulağı ağrıttığını söylüyorlar. Kulağı çevreleyen pedi nasıl takarız diye duyum alıyorum. Ama şöyle bir durum. Şimdi bunu biliyorsunuz, şeye takılıyor. Buradaki kulaklığın boş kısmına takılıyor. Daha büyük bir tane takabilmeniz için bir tane CD, mini CD'ler vardır. CD'yi buraya monte edebilirsiniz. Aldığınız o kulak çevreleyen pedi de CD'ye monte edebilirsiniz. Görüntü olarak hoş olmayacaktır. Tavsiye etmiyorum. Ama kulağım rahat olsun istiyorsanız da böyle bir çözüm önerebilirim size. Yakın bir zamanda müsait olursam onun da videosunu çekeceğim. Sorularınız olursa arkadaşlar yorum yapmaktan ve sormaktan çekinmeyin. Müsait oldukça sorularınıza yanıt veriyorum. Bazen gözden kaçırdığım sorular olabiliyor ama iki günde bir, üç günde bir mutlaka YouTube kanalımı kontrol ediyorum. Aktif bir şekilde kullanıyorum. Emeğe saygı için de sizden tek ricam kanalıma abone olmanız ve daha birçok arkadaşınıza bu videoların ulaşmasını sağlamanız. Benden bu kadar. JBL 500 BT'nin genel sorunlarını gördük. Onarım şekillerini duyduk arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.